Herkese merhaba, ben Ayşe, hoş geldiniz. Bu videoda bu yaz kitap okuyamıyorum diyenlerle dertleşmek istiyorum. Çok fazla bana mesaj atıyorsunuz, Instagram'dan yazıyorsunuz ya da videoların altına işte ben okuyamıyorum, okuyamıyorum diye. Gerçekten evet, yaz döneminde, sıcaklarda okumak için motivasyonunuz biraz düşüyor ve yani afakanlar basabiliyor sıcak olduğu zaman. Evet, çok haklısınız gerçekten. Ben de bu tarz dönemler yaşayabiliyorum ama yani hem bebeğim var hem sıcaklar derken ben de kalın kitapları es geçiyorum. Biliyorum ki elimde çok fazla uzun süre oyalanacak o kitap ya da benim motivasyonum biraz düşürecek okumak için. O yüzden kalın kitapları biraz ertelemeye çalışıyorum açıkçası. Hani daha böyle kolay okuyabileceğim klasikler de olabilir bu arada. Kolay okunan klasikler de var. Daha böyle sizi yormayacak, rahat akan, akıcı kitaplar da var klasikler arasında. Bunları tercih etmeye çalışıyorum. Çok fazla böyle sizden de geldi. Hani bebekle nasıl okuyorsun diye. Bu arada Instagram'da paylaşımlar yaptığım zaman ikiz anneleri, 300 anneleri, hatta işte bir çocuğu var, 2, 4, 5 yaş araları var atıyorum. İşte o annelerden de cevap geliyor. Benim iki çocuğum var, okuyamıyorum, sen nasıl okuyorsun diye. Bunlara da açıkçası birazcık böyle cevap niteliğinde, biraz sohbet videosu gibi konuşmak istedim. Hem de bebeğim uyumuşken dedim bir an önce bu videoyu paylaşayım sizlerle. Şimdi benim Ekim ayında bebeğim dünyaya geldi. Ekim sonlarında ve şu anda yaklaşık 10 aylık. 10 aydır tabii çok değişen okuma tempom oldu. İlk başlarda tabii ki bebek sürekli uyuyor zaten. Tabii sizin de enerjiye ihtiyacınız var. Siz de uyuyorsunuz. Ama benim çok destekçim var tabii ki. Annelerim sağ olsunlar hep yanımdaydı. Onun dışında tabii ki tüm aile üyeleri yanımdaydı, bana destek oluyorlardı. O yüzden ben sadece bebeğimle ilgileniyordum. Hani temizlik, yemek açısından bir sıkıntım olmuyordu. O yüzden bebeğim uyurken bazen ben uyuyordum, bazen okuyordum. Hatta Kasım, Aralık aylarında güzel okumalar yaptım. Hatta Ocak'ta bile. Şubat ayından itibaren sanırım... Bebeğiniz de tabii ki biraz daha büyüyor, uyku saatleri daha azalıyor. Gün içinde size daha çok ihtiyacı oluyor daha doğrusu. Onunla iletişim kurma ihtiyacı hissediyorum ben. Bebeğimle ilgilenmek, ona bir şeyler öğretmek ya da onun gelişimini takip etmek açısından onu gözlemlemek istiyorum. Bu açıdan da kendimi şanslı görüyorum. Hani hep çalışmadığım için şu anda sadece bebeğimle ilgileniyorum. Ve hem bu pandemi döneminde hem de zaten bebeklerin bence hem kişisel gelişimleri açısından çocukların annelerinin bakmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki mecburiyette olanlar olabilir, çalışmak zorunda olanlar olabilir. Ama benim tercihim bu yöndeydi. Çocuğumu kendim büyütmek, kendim sürekli, yani ilk yaptığı bir şeyi ben görmek istiyorum. İlk adımını, ilk hecesini, ne bileyim, farklı bir şey öğrendiğinde onu ben öğretmek istiyorum. Beni taklit etsin istiyorum. Gerçekten bebekler bizi taklit ediyor böyle. Yani kafamı şöyle şöyle yapsam bile, onu hani sürekli oyun oynarken onu tekrar etsem bile onu yaptığını görüyorum. Mesela geçenlerde şey yapıyordu böyle sabah. Yapıyor. Ben dedim kendisi mi acaba bunu keşfetti? Dikkat ettim ki ben oyun oynarken mesela bir şey düştüğü zaman düştü mü falan diye böyle ben tepki veriyorum ki beni taklit ettiğini böyle böyle çok iyi gözlemleyebiliyorum. Bu video bebek videosuna dönmeden kitaplara geçeyim ben. Kitap okuyamayanlar için de önerilerde bulunmak isterim tabii ki. Böyle benim tercih ettiğim son zamanlarda okuduğum kitaplar ya da daha önce okuduğum kitaplar. Sabahattin Ali'nin Canım Ali'ye Ruhum Filiz'i son zamanlarda aklımda kalan kitaplardandı mesela. Zaten Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk Değirmen isimli öykü kitaplarını da çok
keyifle okumuştum. O tarz öykü kitapları ya da böyle sizi sürükleyecek, içine alacak, duygusal anlamda da etkileyici kitaplardı, öyle söyleyeyim. Zaten Zweig'ın bütün eserlerini tercih edebilirsiniz. Hani biyografileri hariç tabii onlar biraz daha kalınca kitaplar. Amok Koşucusu, Korku, Mecburiyet, Satranç tabii ki çok güzeldi. Ama onu en sonlarda okumanızı öneririm. Çünkü zaten yazarın da kendi en son yazdığı kitap olduğu için. Sonra yine Bir Kutu Kitabın son kutuları çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ali Ayçil'in Surkent'i hikayeleri vardı. O da bir öykü kitabıydı. Onu da öneririm. Çok farklı tarzda öyküler vardı, birbiriyle bağlantılı. En sonunda böyle görüyorsunuz karakterlerin nerede nasıl bağlantılarda olduğunu. Ama kalemi çok farklı ve özgündü. O yüzden size sizin okumanızı öneririm. Hatta bu ayki Bir Kutu kitabı da beraber açalım istedim ben bu video vesilesiyle. Kitapların ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Şimdi bakacağız. Veli Borçoliç'ten İnsanlar, Kentler ve Dikenli Teller, Bosnalılar isimli bu kitapmış. Bir Kutu kitapta bu arada üyelikler olabiliyor. Aylık olarak alabilirsiniz ya da 3, 6, 9 ve 1 yıllık üyelik olarak daha ekonomik fiyatlarda abonelikler yapabilirsiniz kendiniz. Şöyle 3 tane kitap çıkıyor. 3 tane kitabımız var ve bir de kartpostal. Bu kitaplar da genelde çok fazla duyulmamış ama nispeten daha ince, kolay yani kalın kitaplara göre daha kolay bitirebileceğiniz kitaplar oluyor. İnsanlar, kentler neymiş? Dinlerle, mezheplerle, tarihle, coğrafyayla ve en sonunda da üniformalarla bölündüler. Artık Bosnalıları birleştiren tek şey vardı. Ölüm. Demiş. Bu herhalde tarihi bir roman gibi görünüyor ama içinde de böyle bir saniye bu neymiş böyle? İnsanlar, kentler ve dikenli teller olarak ayırmış. Değişik bir kitaba benziyor açıkçası. Bak şimdi çok ilgimi çekti. Mesela insanlar Adem'le başlıyor. Müslümanlar Adem'le başlıyor. Böyle kısa kısa başlıkların altına yazılar var. Yani tiyatro metni mi acaba dedim de değil. Bölüm bölüm. Böyle ilgimi çekti benim. Bir diğeri Kurban Said'in Ali ve Nino kitabı, çeviren Orhan Aras'mış. Bakü'de Bolşevik işgali öncesinde Müslüman bir Türk olan Alihan Şirvanşir ile Hristiyan bir Gürcü kızı Nino arasındaki aşkı anlatan ilk defa Viyana'da yayımlanmıştır diyor. Azerbaycan tarihi ve kültürü, Kafkasların siyasi ve toplumsal yapısı, Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Bakü'nün durumu, Bolşevik işgali, Türklerin ve Anadolu'nun durumu, İran ve İran'ın kadim kültüründe Azerbaycan'ın yeri, Şiilik gibi konular hakkında ayrıntılı birçok bilgiyi ihtiva eden eser 30'dan fazla dile çevrilmiş. Bu da çok merak ettim şimdi. Gerçekten bu ay çok güzel kitaplar var. Öfke üzerine 3 öykü Muhammed Elmensi Kandil, Arapça aslından çeviren Süleyman Sezer demiş. 2011'deki Mısır devrimi yüzlerce insanın yaralanmasına, dahası ölümüne sebep oldu. Hükümete karşı ayaklanan halk başta Kahire olmak üzere Mısır'ın her yerinde meydanları doldurdu. Dünyanın yakın tarihine damga vuran bu hadiseyi Mısırlı yazar Muhammed Elmensi Kandil Öfke Üzerine 3 Öykü kitabında büyük bir hassasiyetle işliyor. Bu arada devrimler, işgaller gibi tarihi bir konsepti var sanırım bu ayki kutunun. Şöyle kitaplarımız hemen kartpostalları da açmak istiyorum. Sanki tüm varlığıyla gülüyordu. Yüzü, elleri, ayakları ve teni Kurban Said. Buradaki yazarın alıntısını yapmışlar. Kalktığımda yatağım hala lavanta koksa, kekikli zeytinli bir kahvaltı hazırlasalar, nerede olduğumu hatırlamasam, hatta adımı bile unutsam.
Bu kimin kalıntısıydı? Şu an hatırlayamadım. Ama tanıdık geldi. Bir misafirliğe gitsem bana temiz bir yatak yapsalar her şeyi adımı bile unutup uyusam. Çok tatlı olmuş yine. Bunlar da ayraçlarımız. Ne harika ayraçlar. Yani kitap okuyamıyorum diyorsanız bu aralar bence böyle farklı şeyleri açabilirsiniz kendinizi. Mesela bir kutu kitabın bu kitapları gerçekten enteresan. Değişik şeyler okumaya çalışabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Farklı tarzlarda okumaya çalışıyorum. Öykü, ne bileyim çizgi roman. Bu arada çizgi roman şurada kitaplığımda bulayım hemen size onu. Çizgi roman demişken Pyongyang Kuzey Kore'ye bir yolculuk kitabını önereyim size. Bu 1984'ü biliyorsunuzdur. Orada sanki onu anlatıyor gibi. Tabii ki gerçek bir hikaye bu. Yazarın Kuzey Kore'ye gidip oradaki hayatı gözlemlemesi sonucu yazdığı bir çizgi roman. Gerçekten beni çok etkilemişti. 1984 zaten içinde de ona atıf var. Gerçekten hani George Orwell'ın sanki bu hayatı görüp onu yazması gibi olmuş. O kitabı da böylece şaşkınlıkla hani düşünüyorsunuz o sırada. Ve daha önceki videomda bahsettiğim Küçük Filozoflar serisi var Metis'in. Şöyle ikisini göstereyim. Profesör Kant'ın En Çılgın Günü ve Heraklitos'un Gizemleri. Bunlar da hem bu dönemde güzel okumalar yapacağınız. Şöyle hem görselli hem de içinde böyle filozoflarla alakalı hem içinde görselleri yer alan hem de çok güzel böyle bir hikaye içinde filozofları anlatan, onun düşüncelerini anlatan bir seri 9-14 yaş arasına hitap ediyor normalde ama bence yetişkinlerin de okuyabileceği güzel kitaplar. Bir diğeri de Proust'un bu çizgi romanlarını önerebilirim size. Kayıp Zaman İzinde serisinin Yapı Kredi yayınlarından çıkan bu serisi ama sanırım bazı sayıları eksik. Ben de tamamen toplayamadım hepsini. Kombre ile başlıyor. Çok güzel çizimleri var. Şöyle. Aslında hani kitabı okuduysanız belki daha iyi olabilir ama okumadıysanız da şöyle bir hani neyden bahsediyor acaba Kayıp Zaman İzinde serisi diye böyle bir ön okuma gibi bir şey olabilir size. Sonrasında ne geliyordu? Memleket isimleri var. Bendeki sayılarını göstereyim. Sıvan'ın Bir Aşkı 2 mesela biri almamışım herhalde yoktu. Çiçek Kaçmış Genç Kızların Gölgesinde 1 ve 2. Bunların sayıları gelirse bana da haber verin lütfen. Ben de henüz bakmadım. Belki vardır şu anda ama gelirse beni de haberdar edin. Böyle başka dergiler vesaire ya da bu gazetenin kitap ekleri oluyor. Onları okuyabilirsiniz. Bu dönemde çok da belki üstümüze gitmemek lazım. Hani okuyamıyorsak biraz da hani bu yazın güzelliğini, güneşin tadını çıkarmak gerekiyor. Tabii ki pandemi dolayısıyla evlere de tıkılmıştık. Onun da verdiği bir kasvet var üzerimizde. Bazen hala düşünüyorum hani acaba eskisi gibi olacak mı hayat? Yani o eski rahatlığımız hani böyle özgürce yolculuklara çıkabilip tatile gidebilecek miyiz acaba diye düşünüyorum. Biz bu sene bilmiyorum tatile gidebilecek miyiz? Yani gidersek de çok tedirgin olacağım herhalde. Şu an bir planımız yok ama tabii ki insan biraz da kafasının rahatlamasını böyle bir sakin ya da yer değiştirmek istiyor. Farklı bir yerler görmek istiyor. Bakalım ne yapacağız henüz belli değil. Yani benim böyle kitap okuma açısından size önerebileceğim ya da kendim yaptığım şeylerden biraz bahsetmek istedim. Bebekle nasıl okuyorum? Bebekle bu arada nasıl okuyorum kısmına geri dönersem. İlk başlarda öyle okuyorum dedim. Şu anda tabii ki kızım 10 aylık olduğu için sadece uyku zamanı okuyabiliyorum. O da gündüz bazen ben de uyuyorum onunla. Ya da bu akşam olabiliyor. Akşam uykusu, ya gece uykusuna 8'de 8-9 arası başlıyor. O sırada
bazen uyuyorum ben de 1-2 saat. Hani bir sonraki emzirme zamanına kadar. Bazen de o sürede kitap okuyorum. Sonra emzirmeden sonra ben de uyuyorum. Böyle kızıma göre değişiyor aslında benim okuma seanslarım. Onunla çok çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Onunla beraber okumaya çalışıyorum. Hani ona çeşitli şeyler, kitaplar gösterip farklı oyunlar oynatmaya çalışıyorum. Tabii ki o yüzden çok fazla bunlara vakit harcıyorum açıkçası. Video çekmek için ve kitap okumak için çok kısıtlı zamanım var. Hani gün içinde çok fazla okuyormuş gibi görünebilirim belki Instagram'da. Bilmiyorum nasıl görüyorsunuz ama yani maksimum 2 saat diyebilirim size. Hani 1 saat, 2 saat. Bazen tabii ki hiç kitabın kapağını bile açamıyorum. O zamanlar kendime bir es veriyorum açıkçası. Çok da fazla üstüme gitmiyorum. O zaman yoksa şey oluyor yani çok moralim bozuluyor. İşte okuyamadım bugün, video çekemedim vesaire diye üzerimde bir baskı da oluşabiliyor. Bu baskıyı oluşturmamaya çalışıyorum kendime neticede. Yani bu böyle 7-24 yapılan bir iş değil. Keyif neticesinde ben video çekiyorum. Okuduklarımı sizlerle paylaşıyorum. Hani burada ben bir uzman olarak gelip size bir şeyler önermiyorum. Kendi okuduğum, kitap okuma yolculuğumda bana eşlik eden sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Umarım benim bu pozitif yönlerim size yansır. Motivasyonum sizi teşvik eder. Bunları yansıtmak amacım. Yoksa bir şeyleri kanıtlamak ya da bakın ben yapıyorum diye beni alkışlamanız değil tabii ki. Ben sadece keyif için, sevdiğim için bunları sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki bir şeyler üretmek de güzel olabiliyor bu aşamada. Anneler bilirler bütün gün tabii ki seviyorsunuz bebeğinizle vakit geçirmeyi ama bir yerden sonra tabii ki farklı bir şeyler yapmak istiyor insan. Bu noktada ben de kitap okuyorum. Böyle video üretmek, paylaşım yapmak hoşuma gidiyor. Sizler de beni desteklediğiniz için ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.